Fakat tabii bu ikinci çözüm süreci olur mu olmaz mı meselesinde Ankara'da hafta sonu cumartesi günü Ankara'da miting yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten geçen gün de Ankara'daydı. Turgut Altınok'un Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yaptılar. Büyük Ankara mitingi yapacakmış. Bu fotoğrafı hatırlarsınız. Ne zamandı bu? Uçak gemisi mi hizmete alındığındaydı. Topkan Reis. Ray-Ban gözlükler, militarist bir ceket falan. Hani yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf. Ne alakası var Ankara belediye seçimleriyle, değil mi? Büyük Ankara mitingi, Ankara belediyesi. Hayırdır, savaşa mı gidiyoruz? Ne olacak? Yani belediye seçimleri diye F-16'larla mı oy kullanmaya gidiyoruz? Hayırdır? Ama reisin bu militarist fotosu artı 2 puan daha ekliyor. Ankara'nın da kimi tabii ki ilçeleri çok milliyetçi. Çözüm süreci, müzüm süreci derken Laapz diye iletişim başkanlığı reisin Topkan fotosunu yapıştırdı Ankara sokaklarına, bilmiyorum. Hakikaten. Evet. Beka süreç loading yine. Bu demek ki işte diyorum ya, yani adamlar şeyi bulmuş. Toplumun bug'ını bulmuş. Ne çalışıyor abi? Zaten reisine geçen gün katılmış olduğu Erdoğan programlardan bir tanesinde şeyi söyledi. Bu uçak gemilerinin dedi, uçak F-35 alamadığınız için SİHA gemisi oldu ama fark etmez. SİHA gemilerinin dedi ikincisini de hizmete alacağız. İşte Kaan da uçuyor, astronot da gönderdik falan. Buradan tam gaz devam ediyor. Tabii bir şey var. Burada bir pürüz var. O da ekonominin kötü olması. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'daydı ve şöyle bir şey söyledi yani. Ekonomi iyi aslında ama dedi, siz fark edemiyorsunuz. Sesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın. Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığın, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Hatırlarsanız bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Ekonomiyi ama siz göremiyorsunuz diyor reis. Ekonomiyi diyor. Yani yansıyacak. Millet gaz veriyor. Gaza gelmeyin diyor. Demek ki gaza geliyorsunuz sevgili emekliler. 10 bin liraya geçineceksin. İyi diyor reis. Ekonomik göstergeler çok iyi diyor. Bir de diyor yani işte bu ülkede memura maaş ödenmemesi söyleyen yöneticiler oldu falan. Aslında kankası Tansu Çiller, Cavit Çağlar'a bir kitap yazdırdılar ya geçen. Bu kitapta da Cavit Çağlar şeyi diyor işte, Tansu Çiller ne kadar doğrudur bilmiyorum. Demiş ki ya bu ne rezalet, memura maaş ödemeyelim, 6 ay ödemeyelim gerekiyorsa falan. İkna etmeye çalışıyor, olur mu öyle şey falan diye. Bilmiyorum ne kadar doğru artık. Cavit Çağlar ne kadar güvenilir birisi. Benim bir Olay TV süreci geçti başımdan. Bence hiç güvenilir birisi değil. Yani şurada çıksa Allah bir dese he, demek ki değil derim yani. Şu beyaz dese demek ki değil derim yani. Hani öyle birisi, öyle bir kitap yazdırmış Cavit Çağlar. O da orada gazı veriyor. İlçiler. Şimdi memurlara maaş ödemeyelim de reis de ona atıfta bulunuyor. Ama kankası sonra açılışlara çağırıyor bunu diyen yönetici, nasıl olacak? Bunu diyen yönetici reise full destek veriyor. O nasıl olacak? İşte çok da çelişki aramayacaksın. Çok kurcalamayacaksın ya. Ekonomi iyi arkadaşlar. Bize de yansıyacak inşallah günün birinde ya. Yani. Oturup bekleyeceksiniz. Bu arada tabii eğer Çiller öyle bir şey dedi ise de, şimdi konteksti dendi mi bilmiyorum ama şu vardı. O dönemde kamu kuruluşları, kamu şeyleri, işte özelleştirme süreci falan yaşandı ya. Çok şişikti arkadaşlar. Bak yaşı yetenler hatırlayacak.
O yüzden de o dönemde bu özelleştirme furyasına kamuoyu falan da destek verdi memur maaşları demişken. Çünkü şöyle şeyler yaşanıyordu. Fabrika var mesela, bahçesi yok. Yine de 8 bahçıvan alınmış. Çünkü bütün siyasi partiler işte yandaşlarını, mandaşlarını, oy verenleri, onun yeğeni, bunun kuzeni, onun hala kızı falan işe alıyordu bir şekilde. Millet boş boş oturuyordu. Yani işe gitmeyen ATM memuru diye bir şey vardı. İşe gitmiyordu. Evinde oturuyordu, maaş alıyordu. Şimdi böyle süreçler vardı. Şişikti yani bu kamu iktisadi teşekkülleri. Binlerce binlerce çalışan vardı. Mesela 10 kişi işe alınmış, biri iş yapıyordu sadece. Böyle de bir torpilsiz olan çalışıyordu. Yani torpilsiz girdiysen çalışıyordu. Torpilliyse işe gitmiyordun falan. Böyle bir durum vardı. O kontekste konuşulur mu fark etmez. Kontekst fark etmiyor. Kontekst şu. Herhangi bir şey bu seçimde iktidarın işine nasıl yarar? Bu bağlamda konuşuluyor biliyorsunuz. Onun için konteksti kimse umursamıyor maalesef. Şimdi şeyi sormuşsunuz. Ne diyorsunuz dünkü KRT yayınına diye? Bunda ne diye yeni bir açılım, başka bir açılım süreci diye mi değerlendirmek lazım? Murat Kurum dün KRT'deydi. KRT eskiden Tuncay Özkan'ın uhdesinde mi diyelim? Onun üzerinde değildi ama Tuncay Özkan yönetiyor gibi bir şeydi. Sonra Mustafa Sarıgül'e yakın bir iş adamı satın aldı. Hayırdır yani? Nedir şimdi? Yandaş mı, candaş mı KRT falan diye merak ediliyor. Yeni satın alan iş adamı da yatırımlar falan yapıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü eski şeyde çok köhneydi. Böyle çok kötü bir teknolojiyle yayın yapmaya çalışıyor. Çalışanların maaşları çok düşük falan. Bu yeni patronu biraz kanalı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ama burada bir hani Mustafa Sarıgül'ün de bir siyasi hesabı var. Acaba onun da bir yansıması mı bu KRT'deki değişiklikler diye CHP'liler de kendi aralarında konuşuyorlar. Dün Murat aslında normalde bence normali Murat Kurum'un tabii ki çıkması. Yani Halk TV'ye de çıksa keşke. Bize de çıksa. Ben ilettim hani şeyler danışmanları aracılığıyla da bekleriz. Çok da isteriz Murat Kurum'un çıkmış olmasını. Yalnız bu Kanal İstanbul meselesi soruldu Murat Kurum'a. Deprem riski bu kadar önemliyken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Bakın çok net söylüyorum. Ve bizim gündemimizde değil. Gündemimizde olmamasına rağmen maalesef Kanal İstanbul siyaseti kurgusu üzerinden, bu bir kurgu, kurgu. Bu kurgu üzerinden sürekli pişirip pişirip önümüze Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Ya arkadaş gündemimizde değil. Ne dememiz lazım başka? Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu süreçte hiç bu konuyu istişare ettiniz mi? Ya Sayın Kanal İstanbul Cumhurbaşkanımızın, konusunu. bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın Seçil Hanım, milletimizin öncelikleri doğrultusunda 22 yıldır hareket ettiğini görüyorsunuz değil mi? Milletimiz ne istiyorsa hep onu yaptık biz. Millete rağmen hiçbir iş yaptığımızı gördük mü? Göremezsiniz. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa biz orada olduk. Kanal İstanbul konusunda da böyle. Yani biz bu şartları, İstanbul'un sorunlarını, problemlerini gidermeden Kanal İstanbul'u gündemimize alamayız. Alamayız. Çok Dedi Murat Kurum, gündemimize alamayız İstanbul'u istemiyorsa dedi. Ama bir başka açılım da AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe Medyaskop'ta konuk oldu. Medyaskop'a. Hani o da açılım dedim ya. Çünkü aslında şöyle şöyle de bakmak lazım. Sonuçta İstanbul değişen demografisiyle, işte kentleşmesi, urbanizasyonuyla falan bir muhalefet kenti. Yani muhalefet çoğunlukta. Onun için AK Partiler muhtemelen özellikle muhalif seçmenin izlediği basın yayın organlarında, kanallarda falan kendilerini anlatmaya çalışıyorlar muhtemelen. Öyle görüyorum ben. Nuri Kabaktepe ise şöyle bir şey söyledi. Ruşen Çakır sordu çünkü Kanal İstanbul'u. Yerel seçim gündeminde değil, İBB projesi olarak yok. Kanal İstanbul diye bakanlığımızın projesi var diye. Yani öyle değil. Böyle patato potato yani. Tomato 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 yani. Öyle değil de böyle var diyor. Bakanlığım var diyor. Zaten Cumhuriyet Gazetesi haber yapmış. Murat Kurum gündemimizde yok diyor ama sürekli ihaleye açılıyor. Yani burada işte Kanal İstanbul'un yapılacağı yerler imara açılıyor sürekli. Ve burada satışlar oluyor diye yazmış Cumhuriyet Gazetesi. Evet fakat neden Murat Kurum bundan kaçıyor? Yok yok gündemimizde, yok gündemimizde diyor. Çünkü demek ki İstanbullular muhtemelen AK Parti'ye giden kamuoyu yoklamalarında da çıkıyor. İstemiyorlar Kanal İstanbul. Yani işte ne trafiği bitiyor çilesi, ne bu çarpık kentleşmesi bitiyor. Bu deprem tehlikesi, şimdi onu biraz daha açacağız birazdan da. Giderilmiş değil, konu stoğu yenilenmiş değil. Ne Kanal İstanbul'u insanlar istemiyor. Türk seçmeni istemiyor, İstanbul seçmeni istemiyor. Kim istiyor? Araplar istiyor. Kanal İstanbul, Katar'la dostları için yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bunun için yapılmak zorunda. Zaten Kanal İstanbul'un içinden geçtiği araziler Katarlı, onun şeyhin anasına, bu şeyhin bilmem nesine satılmış. Satmışlar, yapacaklar bunu.
Yani Araplar için yapılacak Kanal İstanbul. Zengin, Körfez Arapları için yapılacak. Senin benim için yapılmayacak. Onun için Murat Kurum yok, bizim gündemimizde yok diyor. Sonra çevir kazı yanmasın, bakanlığımızın gündeminde var diyorlar. Ben size Türkçesini söylemiş olayım. Bu.